Kerem'den denilen ha. kişi davranışlarıyla, örnek ol ahlakıyla, yaptığı işlerle, başarıyla, iddiasıyla topluma örnek olması gereken. Özür dilerim. Ama toplum kendine örnek olarak bunu seçiyorsa sorgulanması gereken bir şey var. Çünkü toplum da kolay yoldan para yani, kazanmak yes, istiyor. İşte ben de bakıyorum. Işte o yüzden örnek alıyorlar. O yüzden böyle Ama yani tahliye olduğu gibi 400 bin Yok. takipçisi artar mı? Hocam şöyle. 400 bin birden aynı gün takipçisi. Türkiye Cumhuriyeti. Yani Türkiye'de Dilan Polat'tan bir şey öğrenmeye çalışacak 400 bin insanımız var aynı gün. Türkiye, Sizi takip etmezler. Etmesin zaten onlar beni. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti aslında sadece 20 yıldır değil, 20 yıldan geriye de bilimin ve öğrenmenin çok kale alınmadı. Ama son zamanlarda artan şekilde üniversitelerin de ya bunlar diploma fabrikası zaten şeklinde muamele gördü, bir yer haline geldi. Dolayısıyla eğitilmiş kişilerin kazandığı paralar, eğitimli entelektüel kişilerin yaşadığı hayatlar, farkındalıktan dolayı yaşadığı hüzünleri haklı olarak bakınca uzaktan ya bunlar zaten çok da para kazanmıyor, bunlar da üzüntülü, hüzünlü tipler, ondan sonra aykırı tipler, ondan sonra bize, bize gereken tipler işte aha bu tipler de, deyip veriyor ve Başarısızlık Türkiye'de mükafat gördüğü için ve başarısızlık olimpiyatlarda da ortaya çıktı. hiç kimse tarafından sahiplenmedi. ama başarılı olanların da mükafat görmediği bir memlekette herkesin örnek aldığı kişi evet. bir tenis şampiyonu bir efendim e, akademik başarıya sahip olan bir insan diye bu arkadaşlar evet. olur. Şimdi bu arkadaşları örnek alıyor toplum ve bu arkadaşlar da bunun farkında bunu sonuna kadar kullanıyorlar. E diyorlar ki zaten bizim başka ekmek kapımız yok. Fenomen ne devam edeceğiz diyorlar. Aslında konu bu. Şimdi bakınca Instagram'a işte yabancı fenomenlere bakıyorsunuz. Yani kadıncağız işte şeyden yüzmüş, Küba'dan Miami'ye yüzmüş. Annem yaşında. Yani millet diyor nasıl bir kadın bu? Hı. Filmi de çevrildi biliyorsunuz meşhur. işte Oscar'a falan aday oldu. Millet bununla örnek alıyor. Çünkü şey değil, bizler maalesef para pul ve varlıklar üzerinde yükselmeye çalışıyoruz. Halbuki toplumlar değerler yani. üzerinde hocam Değerler üzerinde yükselmezse fenomenin bu olur. Bayılırlar bunlara. Hocam biraz önce eğitimin benim hayatıma etkisini söyledim. Yani bir İstanbul hukuk, karakter, hani insanın karakteri nasıl şekillenir? Zorluklar yaşarsınız, hayat devam eder. Doğru doğru. doğru. Ve o zorluklar size bir karakter kazandırır. Yani aslında toplumlar da böyle. Japonya'ya ben yani bir İstanbul hukuktaki eğitim bana çok şey öğretti bir de dünyayı dolaştıkça çok şey öğrendim Japonya'ya gittiğimde şunu gördüm yani o atom bombasını yemiş o ülke nasıl yani bir toplum bir ülkenin tamamı şehirleriyle insanlarıyla havasıyla sokaklarıyla bir ruhu olur mu? Yani şehirlerin ruhu var insanların ruhu var her şeyin ruhu var. Yani ağaçların dibine bakıyorsunuz tertemiz. İnsanlara bakıyorsunuz tertemiz. Karakterlerine bakıyorsunuz tertemiz. Şimdi orada bir zorluk var, bir acı var ve o acı onlara bir karakter kazandırıyor. Benim bu dönem şu 40 yıl boyunca gördüm. Ülkemizde her zaman acılar var, zorluklar var ama o zorluklar bize karakter kazandırmıyor. Tam tersine biz şu an Değil mi ülkemizde şu an ekonomik sıkıntı var hmm. eğitim çok kötü durumda tarımda berbat durumdayız yediklerimiz içtiklerimiz bizi kanser yapıyor hasta yapıyor yani üç kez kanser atlatmış biri olarak söylüyorum çok, olsun. çok teşekkürler her şeyle trafiğimiz bize müthiş bir hastalık kaynağı stres ama bu zorluklardan bizim şu an karakter sahibi olmamız gerekiyordu. Ama ben bakıyorum hocam, yani e, memleketten iş arayan aileler, çocukları için iş arayan aileler beni arıyorlar. Sonuçta ağrıdan çıkmış biri olarak. Doğru, doğru, doğru. Beni ara, örnek size. Başarı Yani Torpil Gerçekten yap, öyle. torpil yap, <laughs> şunu yap, bunu yap diye söylüyorlar ve ben onlara diyorum ki, yani diyorum bakın orada noter, kura çekimi var kura çekimi var. Orada mümkün değil. Takdir yok. Herhangi bir şey yok. Referansa ihtiyaç hiç yok. Hiç mi yok, diye soruyorlar. Hiç, <laughs> hiç mi <O> yok. <laughs> hocam ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ama diyor duyduk noter istediğinin ismini kağıda yazıp avucuna koyuyormuş. burada bir teşhisimi paylaşmak Diyorum bakıştır. ki sen diyorum çocuk olarak üniversite mezunusun sen e, eline eline avucuna İsmi yazılan mı olmak istiyorsun? Yani şu beni üzüyor. Biz bu zorlukların içinde karakter sahibi ne olmamız oldu. gerekirken değerler, mücadele etmek, mücadele Olay ve bunu oldu. ve bunu ve olacak. bunu adaleti, hakkaniyeti, kul hakkını gözeterek tabii, tabii. yapmayı öğrenmemiz gerekirken şu an müthiş bir e, şey var. ilkesizlik... Yeter ki benim olsun, hmm. yeter ki ben olayım. Ne, ne olursa olsun. Çünkü zaten o diğeri de böyle yapıyor diyor. Benim o diğeri böyle yapıyor. Bu ufak sitemim var. Gerçekten çok güvendiğim, inandığım, kalbi temiz Türk toplumuna. Biz yıllardır konuşuyoruz. Fenomen olmaya falan da uğraşmıyoruz. Hocamın takipçi sayısı benim takipçi sayım idare eder. Yok canım benim de öyle. Ondan sonra şunu diyorum. Hani sizi takip Öğrencileri edeyim. hocam Tabii. Biz bilim insanıyız ve bizim söylediklerimizin ayeti kerime da farkındayız. Biz bir şey söyleriz. Normalde gerçek olur ama bir müdahale olur. O gerçekleşmez. Şimdi bunun üzerinden Ülke hocamın seneler evvel konuyla hiç alakası söylediği bir cümle. Şey, sen bir zamanlar bunu söylemiştin bilmem ne falan. Bana dönüyor. Diyor ki sen de bunu bunu yapmıştın. Yaptım arkadaş yaptım. Pişman da oldum hatta. Şimdi Bile bizim değişiyor. gibi, bizim gibi A, tabii şartlara gibi. göre Bakın, yani kanuna aykırı hiçbir atamazsın. şey yapmayan, doğrular da Devletine saygılı, yanlış bir şey söylemiş, belki sonra düzeltmiş veya aslında doğru söylemiş ama şartlarından dolayı olmamış insan. Boğazına sarılıyor. Topa tutuyorsunuz, sonra bunlara sarılıyorsunuz. Bunlar dünyanın en berbat işlerini yapıyor. Bunlar derken bilmiyorum, mahkeme devam ediyor ama dağılsı da var. Peşlerinden koşuyorsunuz. Bunlara para bağlıyorsunuz, evet. kaybediyorsunuz ama doğru söylemekten başka bir vazifesi olmadığını bilen aklı başında insanları zaman zaman neler hata da yapabilen... Ya neler yazıyorsunuz, neler şey neler yazıyorsunuz, neler yazıyorsunuz evet kabul ya. Edin, ya Ne konuşalım. siyasetçiyiz biz, ne biziz ya bu kadar cümleyi bana yazana kadar uğraşacağını, Allah'ını seviyorsan git faydalı bir iş yap ya. Yani sen de bir zamanlar bunu demişti, e demişti. De Ayrıca doğru da çıkmış olanları var. Şimdi. Niye kızıyorsunuz bize ya? Biz fenomen falan uğra ona uğraşmıyoruz. Söyleyeyim Ama hocam. siz bunların arkasından bunlara para kaptırıyorsunuz yani. Fikrimi söylediğim için o, o, yargılanıyorum. E Ama ya. bu rezaleti yapanlar yani topluma verdikleri zarar, maliyeye ya. verdikleri zarar, biz maliye yani vergi siz daha hocam şimdi ne kadar ceza çıkacak parasal maddi olarak usulsüzlük. Yani e, keşke biz kendilerine verseydik vergilerimizle. Evet. Daha yani ödemeselerdi ama toplumda şu ahlaki dezenformasyona bu kadar e, Bu kadar yani, yani şunu izleyen milyonlar var görmesi. ve Hı. bunu makul görüyor insanlar artık. Ya bu, herkes bunlar gibi olmaya çalışıyor. Yani şöyle diyeyim mesela herkes bunlar gibi, gibi olmaya çalışıyor. Ya da uluslararası siyaset konuşan bir hocanın tabii ki bir e, sosyal medya fenomeni kadar takipçisi olmaz. Biz bunu peşine kabul ediyoruz meraklısı da değiliz. Ama ya onlara hiç bize söylediğiniz kötü lafları etmiyorsunuz ya yani hep onlara onları neredeyse ceplerinizdekileri veriyorsunuz ya feda ediyorsunuz kendinizi onlar için ya neyin kafasındasınız siz mesela daha fazla ya sevinen ne, ve destekleyen olmuş bu haberini bu istatistik Vallahi. araştırması yapılmış sen bir yorum yapacaktın daha fazla, galiba gözde evet, e, ya şey e, neden Pınar biliyor musunuz dediğinizde evet, evet, bana göre bilmiyorum yanlışsam da düzeltin bilemeyiz yani <laughs> geldim, ya size göre yanlışsam düzeltin e şöyle e, kolay yoldan para kazanma, kolay yoldan Güzel. bir şeyleri elde etmek dedik ya bunun sebebi ni ben şöyle görüyorum Türkiye toplumunda biraz daha böyle işte geriye gidecek olursak daha çok işte gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz Avrupa toplumlarının yaşadığı bazı devrimler var, kendi içlerinden sancıyla doğurdukları. işte Fransızların yaşadığı işte Sanayi devriminden bahsediyoruz Bunlar anayasal haklarını elde etmek için verdikleri savaşlar var. Krala ee, karşı burjuvaya ayaklandı. Bizde, bizde bizim kimse toplum böyle bir ayaklanma yok. Sadece evet. biz topla tüfekle cenk etmek noktasında He. bir araya gelebiliyoruz. Tabii bir yani. hakkımızı elde etmek ya da onu savunmak adına evet. bir araya gelebilen bir toplumsal yapımız yok. De göç ben göç etmekle bunun, meşguldüm. Ben yani oradanını de, ya yani göç sonrasındaki bir şey süreç. Var, Amerika'da ırk ayrımcılığı var. 1960'ların sonuna kadar siyah beyaz ırk ayrımcılığı onları yaşamışlar. Mücadeleler verilmiş vesaire. Ama bize e... Ya yüce Atatürk'ün kıymetini bilmiyoruz ya. İşte aslında evet. problem Kesin. biraz oraya dayanıyor. <laughs> kıymetini bilmiyoruz. Yunanlı Ama bir taraftan <laughs> da Atatürk'e takılıyor. Verdiği altın, haklarla altın geldiğimiz nokta. Şeyle bu. de kahve mi içiyormuş? Altın ha, tozu evet. döküyor evet. Bir halk topluluğunu toplum haline getiren şey nedir? Bir grup insan ne ortak da. Ortak değerler tabii. Tabii. Ortak Nomlar, gelecek. Değerler, Bravo. gelenekler, şunlar bunlar değil mi? Şimdi buradaki temel problem Yozlaşma. şu. Yani toplum değerlerden oluşuyor. Ben Emre'ye şöyle bir katkıda bulunayım ve hafif bir ayrışmam var orada. Sadece Türkiye'de böyle bir yozlaşmanın olduğu inancında değil. Daha yok tabii. Sosyal doğru. medyanın girdiği her yerde. Yani insanların artık bir temsil makamı olarak ancak televizyonlardan, gazetelerden falan göründüğü yerleri aşıp Herkesin görünürlük sağlayabildiği yerlerde artık daha farklı influence yani etki edebilen Hı -hı. insan tiplemeleri ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Amerika'nın en temel tartışma konularından biri Taylor Swift diye bir kadın var. Nasıl şarkıcı. oldu da böyle bir şarkıcı ama ne sesi var doğru düzgün ne şovu var. Çılgın gibi Taylor Swift şu Ekonomi anda Amerikan siyasetini etkileyebilecek. Ben şundan yanayım dese... Amerika'da başkan tabii. değişiyor. Demokratlar konuşmalarında Taylor Swift'in şarkı ben. sözlerini falan filan alıyor. Evet ya yani, yani. ya da Kim Kardashian ya Kim Kardashian o Kardashian ailesi. Çok fena değil diye aslında ben. Ay yozlaşma <laughs> seviyorsunuz. <gülüyor> Yozlaşmanın yo, yo, başlangıcı yani, bunlar. Şey, ay, ay tempolu. Hocam Pakistan'da şey, bir düğün oldu şey, ya Sultan Ammaniler'in ya, düğünü. Ya, tabii. Tabi, durmadan yani. izliyorum yani Düğünler Ammaniler derdi. ama orada Şöyle hocam. Benim fena... biz onlar gibi olduk diye Hayır, aslında. Ama bizde aslında. De biz yani. de elle tutulur bir alanda sağlam muhkem bir toplumda değiliz. Değil yani var. biz zaten işte şey sorunu olan, yani hukukla meselesi olan, eğitimde de sıkıntıları olan, kendi kendine halen yetemeyen enerji kaynakları olamayan, yani bizim hani sadece derdimiz bu fenomenler olsa okey. Ama biz zaten pek çok noktada e Eksiyiz. Herkes kendi evinin fenomeni yani normal ailesinin fertleri yani adamlar da kadınlar da birer fenomen gibi davranıyorlar. İlle çok büyük takipçileri olması gerekmiyor. Yani bizim hep onu söylüyorum. Mesela bizim fotoğraflara bak. Bizim jenerasyon hep biz çiğiz kültürüyüz. Hep gülerek Göz. poz veriyoruz. Şimdiki kızlar ...hep ağızlarını öne yatıyor. Kötü kötü bakıyorlar. Böyle, böyle. böyle hafif değil mi? Facebook'la başlayan Yarım mutsuz. mutsuz, mutsuz ve şaşkın Neden şaşkın, şüpheli, Evet, öfkeli. Böyle, öfkeli. Kaşlar, gözler, moda yani böyle bir ha, ha. Havalı tuhaf. herhalde. E tabii yani erkekler sürekli mafyatik karakterle böyle kötü kötü, <laughs> kötü bakan adamlar değil mi? Karizma Yani şimdi Bakın bu <laughs> bu Hocam bir ruh hali yarattınız. Bak bu iyi. bir ruh hali yaratıyor. Gerçekten mutlu, neşeli insanlar artık yani bizim jenerasyon öbür tarafta sadece cinsellik sergileme üzerine ve onu yaparken de yani o aksi duruşu biraz cinselliğin parçası haline getiren bir başka yani anti family dediğimiz yani aile Hı. dışı bir Kesinlikle. yaklaşımın şey. Şimdi bu dünyada önümüzdeki dönemde en büyük <laughs> mücadele buradan gelecek. Hatta bu konuyu tartışmıştık. Yani küresel ee, özgürleşmeciler, LGBT falan filan hareketine bir bakın. Paris Olimpiyatları'nda bunu konuştuk. Bu ön plana çıktıkça bunun antitezi güçleniyor. Bu hiçbir zaman bu tarafı yani e, özgürlük aradığını söyleyen tarafı güçlendirecek bir hareket değil. Ortaya çıkan her şey sosyal medyada yayılan onlar bunlar öyle bir sert reaksiyona doğru dönüşüyor ki ya muhafazakarların bütün dünyada bir araya geleceği işte papanın e, imamla sinagogla hahamla onunla bununla bir araya geleceği muhafazakar siyasi görüşlerin liberallere karşı omuz omuza dayanışma haline geçeceği bir düzen. Putin'i Vatikan'la aynı yere yerleştiriyor. Bakın ailenin korunması konusunda Rusya'da evet. inanılmaz kanunlar çıkmaya başladı. Doğru. Amerika ne kadar debeleniyorsa işte böyle küçücük yaşta çocuk yaşta cinsiyet değiştirmeler şunlar bunlar gündem değişti. Amerika'da mesela en çok seçim öncesi konuşulan konu kürtajdı. Şimdi kürtaj meselesi, ki o belirleyici bir faktördü. Kürtaj serbest olsun mu olmasın mıdan gelindi. Çocukların 12 yaşına gelmeden önce cinsiyet değiştirmeleri mümkün mü? Yani aileler isterse. Bu tartışılıyor şu anda. Çok absürt bir durum. Kendi ev, evlat ediniyor, erkek çocuğu kız çocuk gibi giyindiriyor. Ya da kız çocuğu erkeğe dönüştürmeye çalışıyor. Ve bunu bir özgürlük olarak aile çocuğunun üzerinde ne hakkı sahip? Yani çocuğunu kız çocuğunu erkek olması için teşvik edebilir mi bir aile? Bu noktaya doğru gidiyor. Yani Amerika'da da tartışılan konular hmm. farklılaşmaya başladı. Çin'de ve Rusya'da aşırı sert bir aileci müdahale var, muhafazakar müdahale var. Yani bu Batı değeri diye böyle karşıya çıkıyor. Şimdi Fransa bu değerlerin lideri olarak kendini konumlandırdı. Bir süre eleştirildi ama Macron "This is France" dedi. Yani bu Fransa'dır. Biz Fransız devrimi de. biz yaptık. Diyor. Özümüz devrimi biz yaparız. Bu dünyada tarihsel olarak devrimi biz yaparız diyor. Bu devrimin lideri benim diyor. Yani doğru düzgün bir askeri gücü yok, doğru düzgün bir iktisadi gücü yok. Bir şey kalmamış Fransa'yı muazzam bir kültürel ve siyasi güce dönüştürmek için bir adım attı adam. Olimpiyatlar. Müthiş tabii son çare. Yoksun. Yani, yani. iki dünya savaşında da Alman ordusu geliyor. 48 saat geçmiyor. Evet. Teslimsin. Sen hep gelip kurtarmışlar. ...ordun Ordum bir işe yaramıyor hiçbir yerde bir şey yapamıyorsun. Napolyon'dan bu yana hiçbir işe yaramaz bir askeri yapıda şey, yapıda hocam dönüp dolaşıp devrimlerine sığınıyorlar. Oradan i̇şte öyle kültürel ve tarihi güçlerine sığınıyorlar. Şimdi tabii şunu da demem lazım. Beni üzen şey şu an yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine has bir doğunun en batısı batının en doğusu halinden. Hocamın da bahsettiği gibi dünyanın her olabilecek bir şeylerin bizde çok fazla revaçta olmasına bozuluyorum ben aslında. Aslında aynı fikirdeyiz. Fakat bu arada da ya şu arkadaşların yaptığı işlemlerin boyutunun ben 200-300 milyon lira civarında ya da en fazla 50-100 milyon dolar civarında olduğunu tahmin Biliyor ediyorum. Lira mı dolar de. mı? Yani dolar. maksimum 1 milyara kadar çekip uzatabilirsiniz. Hı. Ya. Yahu memlekette 1,5 trilyon vergisini ödemeyen var geçen sene. Evet. Bir tane durusu alıyorlar. Sen Vaniköy'de ev şey yapıyormuşsun diye. Yahu kardeşim millet neler yapıyor? Yani bazen de bu sosyal medyadaki bu hadiselerin bu kadar çok adliye koridorlarında köpürtülmesinin nedeninde biraz cambaza bak. Toplumu sakinleştiriyorlar. Tabii. Yapıyoruz diyor. Oy, namussuzlar diyor. Ya arkadaş sen buna namussuz diyorsan ben de sana diyorum ki Esas aramızda, namussuzlar ha, ara, aramızda <laughs> dolaşan arkadaşlar rahat rahat 3 sene matrahsız vergi vermiyor. Kanuna aykırı mı? Hayır. Ondan sonra e, ne dediğim vergi borçları siliniyor. Çok tuhaf yerlere hiç rakipsiz giriyorlar. Sürekli olarak devletten bizi diyor yabancı ve kaliteli rakiplerimize karşı koruyun. Türk vatandaşı bizim tartışmalı kalitedeki ürünlerimizi kullansın diyorlar. Tamam diyor buna devlet. İlave gümrük vergileri çıkıyor bunlara. Ya memleket affedersiniz 6 ayda dolar bazında %21 sömürüldü. Buna hiçbir şey denmiyor. Milyarlarca dolar gitti ondan sonra. Şimdi Hocam gariban terzi ha, 50 liraya işte. paça yapıyor. Ya, ya. Ee, değil mi? Terzi paça boyunu kısaltıyor 50 liraya. Ha. Ona kasa zorunluluğu getiriyorsun. Hmm. Ee, değil mi? Adam o 50 liranın %18'ini ödemek zorunda. Ama milyonluk yüzük satan, pırlanta satan arkadaşlar sıfır. Şimdi, KDV. şimdi eşimle beraber ondan sonra... bir Yaz aylarında bir yerdeyiz. Ondan sonra yanıma bu büyük iş adamlarının bir tanesinin profesyonel yöneticisi geldi. Çok da güzel müzik çalıyor hocam. Ondan sonra biz de Hande ile güzel. Ondan sonra çocuk geldi ilk sorusu bu. Hocam dolar ne olur? <laughs> oğlum bana mı soruyorsun? Siz yapıyorsunuz zaten her şeyi dedim. Ya öyle deme hocam. Ya bırak numarayı Allah aşkına dedim. Siz Oğlum size sormak lazım falan. Neyse çok uzatınca ben de dayanamadım dedim ki... Ömer Ayyam'ın dedim bir şiiri var. Bak dünü dünde bırak iade etme. Gelmemiş çığlığı feryat etme. Dün bugün gelecek hepsi hayal. İyisi mi şu anı berbat etme. Ay ne güzel. Bırak dans edelim Aa, demişler. Çocuk çok Ömer bozuldu. Ayyamış Şimdi şunu... bak ya zaten kardeşim memleket sizin elinizde oyuncak olmuş. Ya şurada biraz millet bir iki dakika bir keyif alacak geliyorsun bana dolar ne olacak Sanki millet çok... keyif alabiliyor ya, mu başka bir nokta hocam şimdi işin bir anı tarafı yaşarsanız da... alırsınız çünkü zaten bir süre sonra o acı gelecek Ama size yani. yaşayabileceğiniz bir an var mı yok mu mesele biraz da o yani, yani... mesela ekonominin buna tesir ettiği noktayı da konuşalım tabii, hep beraber tabii. isterim tabii. çünkü hep konuştuğumuz şey hayat bağlı alım tabii. gücünün düşmesi tabii. Mevcut durumda yani o anı yaşayabilecek bir halet ruhiyesi ya da imkanı da yok Örnek, insanların. Örnek yani merak etmeyin şöyle diyeyim size ben gerçekten ekonomik zorluklardan dolayı aç kaldım. Hocam bak ilk defa duyuyor bunu 15-16 yani ay 15-16 ay resmen yani öyle rejim yapmak falan için dünyanın en berbat deneyim. Yurt dışına deneyim. mı gittiğinde? Yok yok Türkiye'de oldu hocam bunu tabii. tabii. ve kimseye de söylemedim. Annemin vefatından falan sonra oldu ondan sonra yani çünkü kendi e, şeyle doğrulmaya çalışıyorum imkansız yani yapamıyorum. Üniversiteden hemen sonra yani asistanlıkta vesaire falan. Şimdi berbat bir deneyim kimseye tavsiye etmiyorum. Onunla adam olunmaz. Ben size bir şey söyleyeyim. Çünkü yokluk mertliği bozar. Yani şimdi ne yapıyordum biliyor musunuz? Bir tane kitap alıyordum. Ve huzuru orada buluyordum. Çünkü kitabın sayfasını çevirip kapattığım andan itibaren sıkıntı başlayacak. Çünkü biliyorum onu. Çünkü insan dediğiniz kişi iki şeyden kendini idare eder. Bir, aşırı iyiliğe alışır. Aşırı kötülüğe de alışır. Adaptasyon kabiliyeti müthiştir. Tek alışamadığı şey belirsizliktir. İnsanlar belirsizlikten huzursuz olur. Şu anki bizim huzursuzluğumuz ne evet. açlıktan ne zenginlikten tamamen belirsizlikten. Bu belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Bu belirsizlik de ortadan kalkmıyor. Ülkede acayip şeyler oluyor. Biz Dilan Polat'ı konuşuyoruz mesela. Anlatabildim mi? Niye konuşuyoruz? Kafkanın bir lafı var. Olarak. Hiçbir şey olmamasına razıyım olacakmış gibi olmasın yeter yani bravo, belirsizlikte bravo. kalmaktansa kötü gerçekleşme biraz. Ben bile ona aslında alıştım. Daha Hatta bir ara böyle iyice şey oldu yani. Ondan sonra rahmetli babam merak etti. Oğlum bak sesin de çıkmıyor senin de uzun bir zaman oldu bu. dayanamadım. Anlattım böyle böyle. Oğlum niye bana söylemedin? Ne bileyim baba sen de işte annemin kaybından sonra sen de çok üzgündün. Senin de üstüne gelemedim. Ben de bir hayat kurmaya çalışıyorum durum böyle böyle. Ondan sonra yani iş kitabımda da yazmıştım uzun uzun. Yani paylaşmasak olmazdı diye ne bir kitapta. Yani şimdi Herkes zannediyor ki yani İstanbul'da oldunuz mu ya da Ankara'da bunlar yaşanmıyor diyor. Bam diye düşüyorsunuz Herkesin böyle bir mücadele. Herkesin hayatında olması büyük bir nimet aslında. <laughs> Hocam açlığı ministresine bakıyorum <laughs> kenarda çünkü, o iyi bir şey dedi. Çünkü, evet. çünkü o e, Mesela benim şu an sunumlarında en çok bahsettiğim genç açlığı. Yani gençlerin besine ulaşamamaları konusunda evet. muazzam çalışmalar yapıyorum. ya yavaş, yavaş, yavaş geldi dedi. Ama orada da diyorum ki kendime bir huzur alanı yarattım. Çünkü diyorum ki şu an o şeyi kapatırsam kitabın kapağını hemen hatırlayacağım onları. Şimdi aynı şekilde insanların bir yani ne bileyim çocuğun okul taksidi arabayı vurmuşum tamirden alacağım. Kira ev sahibi kavgam var beni evden çıkarıyor. Şimdi bir iki saniye duruyorsunuz çok keyifli bir anınızdasınız yani. Birisi geliyor diyor ki ya, ya, ya arkadaş zaten onu yaşıyoruz biz ya niye bana onu hatırlatıyorsun. Bak şurada keyifli bir biz keyifli anları bile yaşamayı başaramayan bir hale geldik. Evet. Son sorum. Keyif alamıyoruz hocam. Şimdi kitap okumaya tabii. kalksak kafamız o kadar dolu ki. Bravo. Kitaba odaklanamıyoruz. Bravo. Siz mesela odaklanıp e, güncel problemlerden uzaklaşabilmişsiniz ama son yıllarda insanların ama en büyük Yakın çok etrafımızda yani. çok 1990. Uyarı. Şimdi başarılar çok. Tabii, tabii. Şimdi başaramam. Bana geri çünkü dikkatimi dağıtan çok tabii, çok, çok şey, var. şey var. Son bir soru sordum benden daha yaşlı büyüklere. Son zamanlarda yeni fıkra duydunuz mu? Yok, evet. Şu hmm. şunu de, o eski dedim o Belçika fıkrası. Öbürü Las fıkrası değil Kimse bulamadı yeni fıkra. Mizahı unuttuk. Evet. Tamam bütün e dünyada Ya Mizah yapınca herkes mizah, alınıyor. Mizahı unuttuk biz. E yani o zaman şimdi bir, bir, biz o zaman şeyi konuşuruz. Işte, 150 milyon liralık araçlar var. Ya bilmiyorum. geçim kaygısının ya bir bile bir mizahı vardı. İşte yani. yani biz çöpçüler kralını vesaireyi izlerken ya. Gördük. o Geçim kaygısının mizahını görürdük. Artık onu da yapamıyoruz. Ama da beraber yapıyoruz. paylaştığımız için ha her bizden farklısı yok derdik. Ama bizim derdik. bir de ha, kültürümüz içerisinde mi? bir arabesk var. Yani sevdiğimiz de bir husus aslında. Acıklıyız. Bu kullanılıyor da, bundan Hı. besleniliyor da. Tabii. Eskiden hep e, şeydi böyle algı. E, kimin sofrası, kimin hanesi en mutlu hanedir? E, daha çok banyolarda yaşayan insanların, hani buldukları belki e, evde yaşayan kişi sayısı kadar ekmektir ama sofra huzurludur. Bu vardı. Bu bu arada çok e, popülerize edildi, çok kullanıldı da aynı zamanda e, siyaset sever böyle işleri çünkü biraz daha e, farklı başlıklarda da değerlendirilebilir bunlar. Ama e, işin bu tarafı, işte çok fazla bu e, kısa yoldan zengin olma, para kazanma, bir anda e, bu fenomenlerin ortaya çıkması ve böyle para harcayabiliyor olmaları insanları da maalesef bu şekilde etkileyebiliyor. Evet. Çok...